أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلوات. Sevgili canım kardeşlerim, gelen sorularınıza cevap vereceğim. Bazı soruları çok ciddi alıyorum ve genelliyorum. Hususi ve şahsi değil. Bir kardeşimiz şunu sormuş. Ruhun yaşı var mıdır? Devam ediyor. Cennette hanımlar 18, erkekler 33 olacak diyor. Orada annem 18, ben 33. Garip garip duygular olmayacak mı yani? Hem farklı duygular, hem garip duygular olmaz mı yani? Diye sordu. Herhalde doğru anlamışım soruyu. Yani hanımlar orada, annem dahi 18 olacak. Bir rivayete göre erkek 33 olacak. Peki garip duygular olmayacak mı yani? Herkes eşit, anne baba, annem ama benden de ufak veya eşit. Babam 33, ben de 33. Çok garip değil mi? Şöyle bir yaprak bir şey yazdım. Hulasa edeceğim. Zamanı gösteren zamanın zamanı olmadığı gibi, bir daha, zamanı gösteren zamanın zamanı olmadığı gibi yaşı gösteren ruhun da yaşı yoktur. Tıpkı her şeyi ıslatan suyun ıslaklığı olmadığı gibi. Bu noktada her şeyi ıslatan suya sorulamaz. Suyu kim ıslattı? Çünkü ıslatanın ıslatana ıslattıramazsınız. Yani vagonları çeken lokomotifi de kim çekiyor sorulamaz. O zaman vagon, lokomotif de vagon gibi olur. Adeta o mantıksız bir soru var ya, sonsuzun sonunda ne var diyor. Hem sonsuz diyor, hem son veriyor, hem sonunda ne var diyor. Yani başka, zamanı yapanın zamanı olmadığı gibi başı da yoktur. Mesela bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Zamanı yapanın zamandan önce olduğu gibi zamanı yoktur. Zamanı yaptığı için zamandan öncedir. Masayı yapan masadan önce olduğu gibi. O zaman zamandan da önce ise zamanı yoktur. Zamanı yoksa başı da yoktur. Başı da yoksa doğrulmamıştır. Lem yelid ve lem yulet. Şimdi devam ediyorum. Yani burada ruha gitmek istiyorum. Malzemelerle zemin yapıyorum. Zamanı gösteren zamanın zamanı yoktur. İki, yaşı gösteren ruhun yaşı yoktur. Tıpkı her şeyi ıslatan suyun ıslaklığı olmadığı gibi. Her şeyi tanımlayıp bize gösteren, bizi etkileyen hislerin ve duyguların yaşı olmadığı gibi. Hislerimizin, duygularımızın da yaşı yoktur. Mesela 15 sene önceki bir açlık hissi, bir korku hissi şimdi de var. Yaşı var mı duygunun, hissin? Yok. Yani her şeyi tanımlayıp bize gösteren, bizi etkileyen hislerin, duyguların yaşı olmadığı gibi, hislerimizin, duygularımızın içine fikirleri, hatta duyguları, hatta hadiseleri koyar, bunu zamansızlığa atarız. Her ne zaman taattur etsek aynı şeyleri hissederiz. Mesela duygu ve hislerin içerisinde hadiseleri, fikirleri, olayları, geçmişteki bütün mazilerimizi, dedelerimizle olan ilişkilerimizi içine atarız. Neyin? His ve duygu. His ve duygunun içine atınca o istediğimiz zaman arşivden onu taze taze yaşarız. Demek ki hislerimizin de zamanı yoktur. Bir şey anlatmak için doldura doldura gidiyorum. Yer çekim, yani nasıl yaşı yok ya? Bak, yer çekimi, itme kanunlarının ve eletin yaşı var mı?
Yani yer çekimin, itme kanunun, el eti, dünü, bugünü, yarını, soğuk, sıcak, karanlık, aydınlık var mı? Bunların zamanı var mı? Zamanı da yok. Yani vücutları var ama alem-i şehadette işlev yapıyorlar. Fakat alem-i şehadet cinsinden vücutlar olmadığı için alem-i şehadete tabi olan mekan ve zaman anlayışı bunlara sorulamaz. Biz anlayışımızı zamanla, mekanla, öncelik, sonralıklar arasında nispet ve itibariyle elde ettiğimiz dünyevi bilgilerle düşündüğümüz için ruhun da bu cinsten zannedip zorlanıyoruz. Şimdi biz bu dünyada düşünüyoruz sırayla, öğreniyoruz sırayla. Ondan sonra kıyas ediyoruz, kıyasımızı içeride evirip çevirip nispet ediyoruz. Böyle öğreniyoruz, tamam mı? Yani aklımız varlığın içerisindeki ilişki ve çelişkilerden üretiyor, yapılanıyor. Biz de mekana ve zamana tabi olan aklımızla mekan ve zamana tabi olmayan ruhu anlamaya çalışıyoruz. Onun için zorlanıyoruz. Ruh, alem-i şehadette olup alem-i gaybın lisanı ve ifadesidir. Ruh, alem-i şehadette olup alem-i gaybın lisanı ve ifadesidir. Nasıl ki kelam, konuşmak, ruhun, batının, içeriğin dışarıdaki nüfus cüzdanıdır, suretidir, kimliğidir ve kişiliğidir. Kelam, ruhun kişiliği ve kimliğidir, kişiliğidir. Burada olup buralı olmayandır ruh. Burada olup buralı olmayandır. Yani 18 bin alemin cemül cemidir ruh. Rabbimiz ruhumdan öfledim ruhunuzu dediği bir şeydir. Akıl üstü bir şey. Onun için akıl anlayamıyor. Ruh nedir? Akıl ve kalp ruhun sıfatları olduğundan sultanları olan, asılları olan ruhu kavrayamıyor. Ben ruhu anlatmak adına böyle kısaca şey yapayım. Ruhun kanunu emridir. Cenab-ı Hak ona 4 tane sıfat takmış. Zihayattır, zişuurdur, kanunem, vücud harici. Bu 4 tane sıfatı taktıktan sonra bunlara bir glaf-ı latif, bir bedeni misali giydirmiş. Ondan sonra cesede koymuş. Şimdi zihayattır, zişurdur, kanunem, vücud harici. Ben onu size göstereceğim şeyle. Kamerayla şurada göstermem lazım. Şöyle yapayım. Bak şimdi. Ruh ceberdir. Zihayattır, zişuurdur, kanun emridir, vücud haricidir. Bunu tencereye koy, hulasa karıştır. Karıştırdıktan sonra bedeni misali ve glaf-ı latifi giydir. Sonra bunu cesede koymuş. Şimdi içeriklerinden de bahsedeyim, sonra izah edeceğim. Zihayat nedir? Dur, o zihayat nedir? Onu da izah edeyim. Zihayat. Kısaca tabii bir cümle ile zihayat nedir? Cümle ile izah edeyim. Zihayat, kainatı, mesela Allah var idi, hiçbir şey yoktu. Allah kainatı ne ile yarattı? Hayat ile yarattı. Dolayısıyla ruh zihayattır denince Allah'ın yarattığı her şey hayattan yaratılmış. O yarattığı şeyin hepsinin en müzeci ve hulasasına zihayat sıfatı denmiş ruha. Demek ki kainat, yaratılan kainatın hulasası, en müzeci, hepsini ruha eklemiş. 2. Zişuurdur. Ne demek? Eşyaların hakikatlarına,
asılları olan esmalarına camidir ruh. Yani sıfat-ı subutiyenin hulasasıdır şuur. Dolayısıyla ruh, yedi tane sıfat-ı subutiyenin hulasası ruha takılmış, onun adı da şuur denmiş. 3. Kanun emridir. Kanun emri demek, nispeti kanunudur olarak kainatın ve şecer-i hilkatın yazılımıdır. Allah yarattığı her şeyin yazılımı. Sonra vücudu haricidir diyor. Ne demek o? Kudret taluk ettiği için mahluktur. Tamam. Her şeyin olduğu gibi ruhun da sureti bizdeki mahlukiyetidir. Ruhun kanuniyeti şeceri hilkattaki kanunlardır. Ruhun hakikati esmaların bütünlüğüdür. Ruhun mahiyeti ise sıfat-ı zatiye ve sıfat-ı subutiyenin hulasayı camiasıdır. Şimdi onu anlattıktan sonra, şimdi ruhun içeriği dima ve akıl, dima ve kalp. Şuraya bakın, dima fikir ve düşüncelerinin, vicdan hislerinin, kalp latife-i insaniyenin, ruhun latifelerinin, yani bunu bir tencereye koysak, dimağın fikir ve düşüncelerini koy tencereye, vicdanın hislerini koy tencereye, kalbin latife-i insaniyesi, insan denilen o 11. hakikat ve 218 şualar insan tarifindeki bütünlüğe latife-i insaniye deniliyor. 4. Ruhun latifeleri. Ruhun latifeleri nedir? Şuunat-ı zatiyede bulunan soğan gibi düşün, en merkezde şefkat. Şefkat-ı mukaddese çık dışarıya, muhabbet-i münezzeh çık dışarıya. Sevki mukaddese çık dışarıya, sururu mukaddese çık dışarıya, lezzet, memnuniyet, iftihari mukaddeselerin hulasası. Şu dört tane bak, dimadaki fikir ve düşüncelerin, vicdandaki bu aslında bir yapılabilir, birdir. Vicdan ve kalpteki hislerin ve latife-i insaniyenin, ruhun latifeleri, bir de fiillerimizi cem edersek insanın ruhu oluyor. Şimdi bu dördünü bir araya getirince insanda ne oluyor? İnsanda aslına, hakikatine ve mahiyetine şahit olması, şahit oluyor insan. Ortaya çıkan farkındalığının bütünlüğüne şahitliğin oluyor. Şahitliğin kadar alem-i şehadettesin. Yani insan alem-i şehadette şu dünyada yaşıyor ama yaşadığının farkında değil. Ne kadar farkında olursun, insanlar şu anda dünyada olduğunu şöyle dursun, yaşadığının farkında değiller. Ne kadar farkında olursun, bu dört taneden insan aslına, hakikatine, mahiyetine şahit olmasından, ortaya çıkan farkındalığının bütünlüğüne şahitliğin kadar alem-i şehadettesin. Alem-i şehadet. Sonra bu ne demektir bu dört tane? Dima ruhun sureti. Başka? Vicdan ruhun kanuniyeti. Kalp ruhun hakikati. Ruhun latifeleri ise ruhun mahiyeti. Mahiyet. Aslında bu ruha dönmüş. Yani dima, vicdan, kalp, ruh. Ruhu tanımlamak için işte şöyle olur. Demek ki ruhun sureti
Bizdeki mahlukiyet, fiiller, yani davranışlarımız ruhun sureti, ruhun kanuniyeti, şecere-i hilkattaki yani Allah'ın dışında yaratılan her şeyin kanunları, yazılımları, ruhun hakikati ise Esma-i Hüsna'nın bütünselliği, dört, ruhun mahiyeti, sıfat-ı zatiye ve sıfat-ı subutiyenin bütünlüğü. Ben bu defteri de resim koyacağım, size de vereceğim. Şimdi cennet nedir? Yani bir ruhu anlatmak için bunları anlattım ki altını doldurayım ki soruya cevap vereyim. Cennet nedir peki? Esmaların en azami tecelli ettiği yerdir. Esmaların en azami tecelli ettiği yerdir. Sistemi böyle bildikten sonra ruhun cennetteki durumu tefekkür et. Yaş nedir? Yaş. Adam 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, onu da belirleyelim. Şu. Bir insan diyelim ki Ağustos 1'inde doğdu. Dünyada. Güneş etrafında böyle bir sene dönerse bir yaş diyoruz. İşte bu insan doğdu Ağustos'ta. Bu insanın, getir tencereyi, fiilleri koy. 2, fikirleri koy. 3, kalpteki hisleri koy tencereye. 4, ruhtaki latifeleri koy. Ruhtaki latife şeydir. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddeseleri hulasası. Demek ki tencereyi koy. Tencereye fiilleri, eylemleri, fikirleri, hisleri, latifeleri koy, karıştır. İşte bir insan Ağustos'ta doğdu. Tam bir sene içerisindeki fiilleri, hisleri, latifeleri, eylemleri, fiilleri hepsi 4 taneydi ya, karıştır hulasası. Onun bütünlüğüne halet deniliyor, latife deniliyor. Halet-i ruhiye, halet. Halet. Yani bir sene içerisindeki fiillerin, fikirlerin, hislerin, latifelerinin bütünlüğüne halet deniliyor. Senin simanda bu yansıyor. İşte biz buna yaş diyoruz. Aslında ilk bir senelik hücre yok. 6 ayda bir hücre değişiyor. Ama adama bakıyorsun 50 yaşında diyorsun. 20 yaşında diyorsun. 20 senelik hücre var mı? Yok. Nedir o gösteren? Hücre değil. Hücre yaşlı değil. Onun haleti ruhiyesinin elsinetikum ve elvanikum simahum fi vucuhihim min etheri sucud. Simalarından bellidir. Yaşı da anladık mı? Peki bu bir yaş. Ağustos'ta doğdu, bir senelik halet. 20 yaşında adam. 20 tane böyle haleti var. Her seneye ait bir halet. 20 yaşında, 40 yaşında ise 40 tane haleti var. 40 tane haleti de karıştır. Hulasa et, insanın simasına düşüyor. Bu da 40 yaş diyoruz. 40 tane haletin hulasasıdır. Yaşı da böyle anladık mı? Tamam. Demek ki yaş olabilmesi için fiil, fikir, his, latifelerin bütünselliğidir. Bunun içine ne koymuşsun? Fiillerin içine ne koydun? Fikirlerin içine ne koydun? Hislerine ne koydun? Latifelerine ne koydun? İşte senin yaşının içerikleri. Tamam. Sonra anne evet 18 olacak, baba 33, sen de 33, ama annenin veya babanın ruhu ve ruhunun içindeki dünyada yaşadığı fiilleri, annenin yaşadığı fiilleri, fikirleri, hisleri, latifeleri var içinde. Yani o kabın içerisinde
annenin fiilleri, fikirleri, hisleri, haletlerin içerisinde, latifelerin içerisinde sen yoksun ki. Yani şu anda 50 küsür yaşında bir insan düşün, bir de beni düşün. O da yaşı 50 küsür, ben de 50 küsür. Ama benim 50 küsür hayatımın fiilleri, fikirleri, hisleri ve latifelerin içerisinde neler var? Onunki neler var? O zaman o yaş dediğimiz şey kalıptır. Onun içerikleri farklı. Babalık duygusunu yaşamış, annelik duygusunu yaşadı. Sen yaşamadın ki. O var içinde. Ebeden. Ebeden ne olacak ki değişiyor? Mesela bir misal söyleyeyim. Ankara'da bu keresteciler sitesinde yaşanmış. Otomatik olarak fırınlar sabah ustalar, işçiler gelmeden yanıyor. Fırın ısınıyor. O keresteyi fırına vermeden verme yerleri varmış böyle. Fırının şekli yani. Böyle kutu gibi şeyler. Oraya keresteyi koyuyorlar. Fırına gidiyor. O ısınıyor. İşte keresteyi kurutuyorlar. Herkes ustalar gittikten sonra çıraklar dükkanını temizlerken çıraklar, o dükkan bu dükkan var ya, biz de çıraklık yaptık. O sanayideki çıraklar temizlik yaptıktan sonra bir oynardık böyle. Bir tanesini oynayarak o sönmüş ya fırın, 5'te kapanıyor. O fırının kalıbının içine koydular. Ama fırın soğuk. Ama ustalar, işçiler gelmeden fabrika otomatik olarak sabah 8'de mi 7'de mi ne aktif oluyor, fırın yanıyor. Şu anda soğuk ama... Çocuklar o çocuğu şakadan o kutunun içine koydular. Fırına sürdüler korkutmak için. Oyuna dalmışlar ve çocuğu unutmuşlar. Herkes evine gitmiş. O ayak vursa bağırsa ne olur, kalıpta böyle duruyor. O zaman da yeni çıkmıştı. Saat 80'i söylüyorum, 1982'de bu, hatıran bu. Böyle düğmeye basıp şey gösteriyordu, ışık gösteriyordu saat. Çocuğun elinde saat varmış. Orada çalıştığı için bu fırının 5'te mi 6'da çalışacağını, otomatik çalışacağını, bir saat fırın ısınacağını, ondan sonra ustalar geleceğini, o zaman beni göreceğini biliyor. Düğmeye basıyor, ışıklı saat gözüküyor. Keşke saat olmasa. İşte bakıyor saat 12 gece, saat 1, işte öleceğim, pişeceğim, 3 saatim kaldı, 2,5 saat, 2 saat, 1,5. Böyle böyle sabaha kadar durmuş ama Allah'tan o koyan çocuklardan bir tanesi rüya görüyor. Hemen kalkıyor, babasına söylüyor, taksi tutuyorlar, yetişiyorlar. Daha fabrika ateşleme olmadı. Olsa ne olur, daha ateşleme olmadı ama çocuk sabaha kadar her an yanacağım haletiyle çıkartıyorlar ki çocuk kaç, 12-13 yaşında bir çocuktu, 13-14 değildi galiba. Tam 80-90 yaşındaymış gibi olmuş. Babası oysa 40 küsür yaşında. Oğlu oldu 80 yaşında. Hemen emekli ettiler. Babasına baba oldu. Yani bu haletler simayı vesaire çökerttiğini anlatmak istiyorum. Demek ki cennette de esmalar nasıl olacak? Cennette... Bu dünyada esmalar şöyle bizde. Kalp atışları var ya, entegre gibi böyle 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 böyle. Cennette öyle değil. Cennette bütün esma dengeli olacak. Baba iktiza eden esmalar, baba olmaktan ortaya çıkan esmalar, anne olmaktan çıkan esmalar, çocuk olmaktan çıkan esmalar, konuşma esmaları, işitme, hepsi dengeli, armoni olduğu için iniş çıkışlar olmadığından hepsi tam olması gerektiği gibi. Hiç böyle hislerimizin itmesi, çekmesini, kabullenmesi, kerih görmesi öyle bir şey olmayacak. Çünkü esma her mertebe, her esma her mertebesi dengeli olacak. Dolayısıyla o yaş ama içerisindeki fiiller, eylemler, fikirler, hisler, ruhtaki latifeler, ruhtaki latifeler,
Bu dördünü hulasa edersen insanın yaşıdır. Yani yaşının içerisine koyduklarıdır. Hepsinin de farklıdır. Farklı olduğu için evet aynı sığır da yaşıyor. O da bir yaşında. Çınar ağacı da Ahmet Mehmet Ayşe Fatma da yaşıyor. Sen de ben de yaşıyoruz ama içerikleri farklı. Dolayısıyla muamele şekli içerikleriyle olacak. İnşallah olmuştur. Hani bir de derler ya bu zamanda Allah'a kim yarattı diye böyle tövbe. Sorarsınız siz de zamanı kim yarattıysa. Her şeyi gösteren bak zamanı gösteren zamanın zamanı yok. Her şeyi ıslatan suyu ıslatamazsınız. Her cihazı çalıştıran elektriğin ne yaşı vardır, ne cinsiyeti vardır. Bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi, masaya benzemediği gibi masadan da öncedir. Çünkü ben yaptım bunu. Ben buna benzer miyim? Zamanı Allah yaptığı için Allah zamandan öncedir ve zamana benzemez. Zaman olmadığından zamandan öncedir. Zamandan önce ise zamanı yoktur. Zamanı olmayanın da başı yoktur. Başı olmayınca onu doğuranı yoktur. Doğuran olmayınca kim yarattı sorulamaz. 10. lokomotifi 9, 9'u 8, 8'i 7, 2. 1, 1. lokomotifi vagonu çeken vagon lokomotif. Lokomotif birisi çekmiyor. İçinden oluyor. Peki. İnşallah olmuştur zannediyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.